Üretkenlik ne kadar önemli öyle değil mi? İş yerimizi, ofisimizi veya çevremizi daha üretken olabilmek için sürekli daha fazla geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Üretken olan bir insan, hayatta mutlu olan, sürekli motive olan insandır bana göre. Ben de evimi, yani şu anki iş yerimi daha güzel, daha üretken nasıl olabilirim diye çalışmaya, uğraşmaya devam ediyorum. Bu videomda size daha üretken olabilmek için oluşturduğum bu çalışma masamı, çalışma ortamımı tek tek tekrar tanıtacağım. Hemen hemen tamamlanmış bu ortamı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben Tahir Yıldız. Benim işim e-ticaret. Yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır, 12 yıldır e-ticaret yapıyorum. E-ticaret profesyonelim diyebiliriz. Bunun yanında Udemy'de fotoğrafçılık öğretiyorum, anlatıyorum. Senelerdir yaptığım fotoğraf hobisini işe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum diyebilirim. Bunun yanında hobi olarak UX, UI dediğimiz web sitesi, application, design, tasarım gibi işlerle uğraşıyorum. Bunlarla uğraşırken tabii ki kullandığım programlar, bu çalışma masamda kullandığım programlar. E-ticaretle uğraşırken genelde Google Chrome, Outlook, Microsoft Teams veya Zoom, Google Hangouts gibi uygulamalar kullanıyorum. Udemy ile uğraşırken, fotoğrafçılıkla uğraşırken tabii ki vazgeçilmez olan Photoshop, Illustrator, Premiere, ekran kaydederken Screenflow veya fotoğraf işlerken Luminar gibi bazı uygulamalar kullanıyorum. UX UI yapısında da Figma ve Adobe'nin XD programını kullanıyorum. Bunları kullanırken bana destek olan ekipmanlar, ürünler neler diye baktığımız zaman öncelikle masayla başlayacağım tabii ki. Bu masa Nurus'un Otto Basic modeli. 80'e 180 gibi bir büyüklüğü var. Oldukça büyük bir masa. Önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür, beyaz bir masam vardı. Sonra ben o masayı kahverengi üst tablayla değiştirerek esas amaçladığım ortama ulaştım. Masanın üzeri gayet pürüzsüz, gayet kaliteli ve güzel bir tabladan oluşuyor. Ve bu yükselebilir bir masa. Yükselebilir olması şu anlamda çok önemli. Ben özellikle toplantıları ayakta yapmayı tercih ediyorum. Ayakta çalışmak aynı zamanda sağlık için de çok önemli. Dolayısıyla size de mümkünse bu masalardan almanızı öneririm. Çünkü sağlık için özellikle çok önemli. Yükselebilir, alçalabilir. İstediğiniz zaman oturacağınız, istediğiniz zaman ayakta kullanabileceğiniz bir masa. Nurus'un Otto Basic modeli. Bunun yanında hemen önümde bir sümen veya mat adını verebileceğimiz siyah bir klavyenin altında bölge göreceksiniz. Bu bölge iki adam. Ben bunu seneler önce aldım. Hala kullanıyorum. Zannediyorum 3-4 senelik vardır. Negatif yönü hızlı tozlanıyor. Tabii siyah olması da bu tozu hızlı gösteriyor. Ama pozitif tarafta tabii ki bardak vesaire koyabileceğiniz bir alan oluşturuyor size. Aynı zamanda bir mousepad tabii ki bu. Kaymamasını da sağlıyor klavyenin mouse'un. O yönden önerebilirim. Üzerindeki klavye HP Pavilion kablosuz 600 isminde bir klavye. Kablosuz, peki bilgisayarda kablo yeri yok belki diyebilirsiniz. Daha doğrusu USB takma yeri yok. Monitörün arkasına taktığınız zaman eğer Type-C bir monitörse kullanabiliyorsunuz. Benim de alıcım monitörün hemen arkasında. Oldukça sade, güzel bir klavye bu. Yanındaki mouse, Türkiye'de bulamayacağımız bir mouse ne yazık ki. VicSync diye bir model. Neden bu mouse'u kullanıyorum derseniz, bu mouse Bluetooth bir mouse. Dolayısıyla bir alıcısı yok. Bilgisayara direkt Bluetooth vasıtasıyla bağlanıyor. Ne yazık ki Bluetooth mouse'lardan, Türkiye'de bulabileceğim Bluetooth mouse'lardan bir performans alamadığım için bunu tercih ettim. Yurt dışında çok fazla yorumu olan, beğenilen bir mouse'tu. Ben de AliExpress'ten siparişini verdim. Bir ay gibi bir zamanda geldi. Güzel bir mouse. Özellikle sessiz bir mouse öneririm. Monitörüm LG 38WK95C modeli. 38 inç geniş bir model. Bu masadaki herhalde en sevdiğim şey diyebilirim. Oldukça güzel, büyük. Genelde üçe bölerek kullanıyorum. Bir tarafta Google Chrome açık, diğer taraflarda Photoshop olabilir, Figma olabilir, Spotify olabilir. Spotify bazen bilgisayarda da bağlayıp kullanabiliyorum. Pek çok şey kullanabiliyorsunuz tek bir monitörde. O yüzden çok ciddi şekilde önerebilirim. En önemli özelliği tabii ki Type-C bir monitör. Dolayısıyla MacBook'a tek bir kabloyla bağlıyorsunuz. Bu kablo hem monitör bilgisayar arası bağlantıyı yapıyor hem de bilgisayarımın şarj olmasını sağlıyor. Bu monitörü masanın üzerinde tutabilmek için bir ARM kullanmak zorundaydım. Bu ARM'ı da internetten buldum. Flexi ARM'ın 106B modeli bu. Neden bu modeli kullanıyorum derseniz, aslında zaten 38 inç monitörü kaldırabilecek ARM bulmak bir hayli zor. Ve bu konularda destek almam gerekiyor internetten alırken. Flexi ARM'ın internet sitesine girdiğim zaman bana müthiş şekilde destek verdiler WhatsApp üzerinden. Hangi ARM'ı almam gerektiğini, nasıl montaj yapacağımı hepsini anlattılar ve ben de bu ARM'ı tercih ettim.
Onun yanında monitörün kenarlarında, masanın kenarlarında görebileceğiniz bitkiler var. IKEA'nın Feika isimli modeli, yapay bitkiler bunlar. Laptopu görüyorsunuz. Laptopun hemen altında bir laptop tutucum var. Bu da Dodobees isimli siteden aldım. iDock M5 isimli model. Parçalanabiliyor. Bu parçalanması sonucunda çantanıza vesaire koyabiliyorsunuz. Gayet sağlam metalden yapılmış. Oldukça da ağır bir model. Tavsiye ederim. Laptopum da yeni sayılır. MacBook Pro MWP42TUA. Yani yeni modellerden bir tanesi. Özelliği, yani benim için en önemli özelliği 4 tane Type-C çıkışının olması. Hem sağda hem solda. Eski bilgisayarımda sadece sol tarafta Type-C çıkışlarım vardı. Öyle olduğu zaman bilgisayarı istediğim zaman masanın bana göre sol tarafına koyamıyorum. Çünkü kablo yetişmiyordu. Şimdi hem sağa hem sağa hem de sola koyabiliyorum. O yüzden ciddi şekilde öneririm. Masanın üzerinde görmüş olduğunuz ışık Trendyol'dan aldım. Opwik Manavgat N606 isimli kodu var. Kırmızı bordo gibi bir rengi var gördüğünüz gibi. Altına da güzel retro bir ampulü aldığınız zaman masanın üzerinde oldukça güzel şekilde duruyor. Ama yine de ileride değiştirebileceğim modeller arasında sayabilirim. Duvardaki dekor diyeyim, Hogarth'tan aldım bunu. Faces of World Map diye geçiyor. Çok güzel bence. Hala bakıp ne kadar güzel diye zaman zaman iç geçirdiğim bir dekor. Bunu da Hogarth'tan alabilirsiniz. Benzer şekilde metal birçok dekor var Hogarth'ta bu arada. Ama ben biraz daha siyah beyaz tonlara sadık kalmaya çalıştım. Sandalyede farklılık görebilirsiniz. Sandalyede daha önceki videolarda Adore'nin filili bir koltuk serisi vardı. Ama zamanla Nurus'a geçmek istedim. Masadan çok mutlu olduğum için sandalyelerinin de bana fark yaratabileceğini düşündüm ve Nurus'un en çok performans gösteren Nurus'un Me Too modelini aldım. Me Too modeli Adore'den tabii malzeme kalitesi olarak oldukça daha yüksek. Özellik anlamında da daha iyi görünüyor. Boyun kısmı, kollarının sağa sola açılabilmesi, yukarı aşağı gidebilmesi, bel desteği gibi özelliklerle bu çalışma alanımı tamamladı diyebilirim. Bir de en son gimbal tripod gibi bir şey aldım. Zion'un Smooth X modeli. Bunu şu anlamda kullanıyorum. Bazen laptop kapalı bilgisayarı kullanıyorum. O dönemlerde veya monitörle uzun süre çalıştığım zamanlarda toplantı yaparken bir webcam ihtiyacı oluyor. Ama benim iPhone'um da var aynı zamanda. Dolayısıyla iPhone'u webcam olarak kullanabilir miyim diye baktığım zaman Keymo diye bir tane uygulama var. Bu uygulama sayesinde iPhone'unuzu webcam yapabiliyorsunuz ve şunu söyleyebilirim. MacBook Pro'nun webcaminden daha kaliteli görüntü veriyor. Yani tabii iPhone'un selfie kamerasını bu anlamda oldukça geliştirdiler son zamanlarda. iPhone 11 ve bu arada telefon Pro Max olan büyük oranda da. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa aynı zamanda bunu da rahatlıkla önerebilirim. Kısaca çalışmalarım böyle. Siz de daha üretken olmak istiyorsanız, benim gibi sadelikten hoşlanıyorsanız, böyle bir çalışma düzeninde daha rahat, daha üretken olabileceğinizi düşünüyorsanız ciddi şekilde öneririm. Tabii sadece çalışma alanı değil, hayatınızın her anlamında, her yerine bu düzeni, bu sadeliği sığdırmak da, genişletmek de çok önemli. Kıyafet dolabınızdan yatağınıza, iş yerinize giderkenki arabanızın düzeninden, ne bileyim kablo toparlayıcılara kadar her yerde bu düzeni sağlamaya çalışıyorum ben. Size de öneririm. Bu videolar oldukça ilgi gördü. Bana da tek tek hani bu ürün ne, bu ürün ne diye soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu videoyla ben de hepsini toparlayıp bir tekrar anlatmak istedim. Kendimi göstermeden yaptığımız dış ses kullanarak. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler.